Özetledim, doğru mu özetledim? Doğrudur. Sen 27 yıllık evliymişsin. Aynen, aynen. Mayıs 2022'de bir işsizlik yaşamışsın aynen. Maalesef. Olabiliyor zaman zaman. Aynen, İşsizlik evet. Rakamları da artıyor. İnşallah bunun için de yeni Merkez Bankası Başkanı, bakanlarımız, herkes çalışıyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Eşinle ayrılman için baldızın, yani sana ne yaptı ki? Yani 27 yıl sonra mı bir şey yaptı bu baldız? Ne yaptı? Didem Hanım duyduğu bütün yalanları... muhatabına evet. söylemeden, muhatabından doğruları almadan sağa sola yaymıştır. Seninle ilgili yalanlar mı? Aynen, yayıyor? Benim hakkımda yalanları, iftiraları sağa sola yaydığı için benim evliliğim bu duruma gelmiştir. Ama ben şunu merak ediyorum, 27 yıllık evlisin ya. Evet. Yani 20, şimdi 3 tane baldızını aran iyi miydi daha öncesinde? Daha önce iyiydi. Birbirinizi aileceyi görüşüyordunuz. Aynen, herhangi üç bir sıkıntımız yoktu. 3 tane çocuğum varmış, 3 tane de çocuğum var. 3 tane çocuğum var, evet. Evet. Evet, 3 tane çocuğum var. İkisi büyük, üniversiteyi okudular. Bir tanesi 15 yaşında, o annesiyle beraber şu an kalıyor. Tamam. Onun için... Ben buradan... Ya hepsini konuşacağız da. Tamam. Sen seslenmek istiyorsun anladığım kadarıyla. Biri bir an önce baldızına mı seslenmek istiyorsun? Kime seslenmek istiyorsun? Eşinle mi konuşmak istiyorsun? Sevgili Sevim'le mi konuşmak istiyorsun? Peki ben bir aradan çekileyim, daha soracak çok sorum tamam, var ama. Biraz konuşacaklarım var. Eşinle konuşacaklarım var. Normal konuşacaklarım var. Aynen aynen. Öyle mi? O zaman sen bir eşinle konuş. Evet. Sonra ben seninle konuşayım. Şu kamera hangisi? Kameraman arkadaşım elini kaldırdı ya. Orada Sevim varmış gibi Sevim'le evet. konuş. Hadi buyurun bakalım. Çok şimdi şaman. Buradan bütün izleyenlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hı. Benim buraya gelme amacım eşimle ayrılık noktasına gelmiş olmamdan dolayıdır. Hı. Ne yazık ki eşimin bütün sülalesine söylediğim halde bütün sülalesinden benim barışmam için herhangi bir adım atılmadı. Onun için ben de buraya kadar gelmek durumunda kaldım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu programlar olmasa sen eşinle biraz zor barışırsın. Okey onu. Değil mi? Okey diyor tamam. Okay. Çok şeker. Peki tamam devam et. Oysa ki Peygamberimiz buyuruyor ki bir müminin dünya dertlerinden kurtaranı Allah da ahiret dertlerinden kurtarır. Bunu bütün eşimin sülalesi olarak bundan mahrum kaldılar. Buradan eşime seslenmek istiyorum. Seslen. Benim 27 yıllık evliliğim var. Eğer ki bu esnada benim sana yaptığım herhangi bir hata, herhangi bir yanlış varsa ben bütün Türkiye'nin önünde senden özür diliyorum. İyi misin? Basın bülteniyle gelmiş, basın açıklaması hazırlamış evet. Ama doğaçlama yapıyor. Hiç senin gibisiyle karşılaşmadım ya. Allah'ım siyasetçi gibisin çok şeker evet. Tamam hadi konuş devam et. Dur bakalım evet. ne diyecek eşine. Onun için eşine? Gel bir an önce yuvamızı kurtaralım. Tamam. Ben senin için buraya geldim. Sen de benim için buraya gel. Karşıma gel otur. Konuşalım, anlaşalım, ilerleşelim. Ben senin her iki dünyanı da kurtarmak istiyorum. Her iki dünyada da rahat olmanı istiyorum. Rahat etmeni istiyorum. İsa onun için be, İsa. Gel bir an önce. Barışmak istiyorsun sen. Barışmak ben istiyorum. Ben sana aynen. yardımcı olayım. Duygularını açmana yardımcı olayım. İşim aynen. o. İşim o. İşimi yapayım. Şimdi sevgili İsa Bey sen 27 yıllık eşini, Sevim'i seviyor musun? Evet aynen. İlk günkü gibi seviyorum. Aşıksın. Barışmak istiyorum. O kadar seviyorsun. Helalleşmek istiyorum. Peki Nevin Hanım yüzünden mi baldızın? Baldızı yüzünden mi bu evlilik bitti evet, sadece? Evet aynen şimdi oraya gelecektim Didem Hanım. Şimdi baldızım... Telefonda biri varmış sürpriz bir görüşme eşimin olabilir. Eşimin kız kardeşi duyduğu bütün yalanları, iftiraları sağa sola yaymıştır. Onun için bu duruma gelmişimdir. Sen eşinle ilgili zaman zaman bazı şeyler kullanıyormuşsun. Eşinle ilgili şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye Nevin'e söylüyormuşsun. Nevin de onu kız kardeşine söylüyormuş. Okey, oraya geleceğim. Oraya gelmeyelim de. Sen eşinle ne zamandır görüşmüyorsun? 15 ay oldu.
Aa, hiç sesini duymadın mı? Pardon, 15 ayın içinde bir sefer pastaneye çağırdım. Geldi, kendisiyle görüştüm, konuştum. Görüştün. Onun dışında hiç konuşmadınız. Tamamen düzeldim derken çocuğuma bir iki kelime bir şey söyledim. Çocuğuma. Dedim ki oğlum ben geldim, annene söyle ki babam gelmiş başka yerde kalıyor. Gelsin babam çalışsın. Sen çalışmayı düşünme. Evet. Onun için ben, eşim de bundan dolayı rahatsız olmuş. Hala yani çalışmıyor musun? Tekrardan bunun için barışmaktan vazgeçiyor. İş durum ne? Özür dilerim, çalışıyor musun şu anda? Şu anda çalışmıyorum. Çalışırken beni işimden etti. Oraya geleceğim Didem tamam. Hanım. Beni... Dur bir şey söyleyeceğim sevgili İsa abi. Evet. Telefondaki kişi senin çok yakından tanıdığın biri. Ve telefona yani sen alo dede. Alo dede, kim var bakalım telefon hattında? Acaba. Evet, hadi bakalım. Alo de. Alo. Gerçekten inanmıyorum. Yemin ederim var ya, senin oralara çıkmana inanmıyorum ya. Selim Yemin Hanım. Ederim bir insan, aklı başında olan bir insan eşinin söylediği lafı dinler, onun sözüne değer verir. Der ki tamam bu ilişki bitmiş, bu kadın artık benden soğumuş. Adam olur. Konuşmalarına önce dikkat et, sonra karşıma gel. Sonra karşıma ya gel, konuşalım. Konuşmalarına dikkat et önce. Burada toplum var. Defalarca. Toplum içinde yanlış konuşma olmaz. Karşıma ben gelirsin. Karşıma gelirsin. İyi de konuştum, kötü de konuştum. Seni beraber artık laftan anlamayınca insan bir yere kadar saygı duyuyor. Artık saygımı da yitirdim senin yüzünden. Saygını yitirmeyeceksin. Karşıma geleceğin, oturacağım. Benim herhangi ya bir şeyim yokken. Karşında. Ben öyle konuşmanı istemiyorum. Yanıma geleceksin. Benim seninle... Sen nasıl birisin biliyor musun? Sen diyorsun ki ben kaybetmeyi sevmiyorum. Kaybetmeyeceğim. Etmeyeceğim. Ama sen kaybettin. İnsan elindeyken değerini bileceksin. Sen ne çocuklarını sevdin ne de beni sevdin. Aa, dünyanın en kötü karısı senin karın. Dünyanın en kötü çocukları senin çocukların. Benim çocuklarım yanımda yok ya. Niye yok? Senin çocukların nerede şu anda biliyor musun? Senin oğlun evlendi, ne yaptın? Senin oğlun askere gitti, ne yaptın? Senin kendi yaptıkların onlar. Dün senin küçük oğlunun doğum günüydü, aradın mı peki? Onun doğum gününü hatırlıyor musun? Oraya geleceğim, bir saniye müsaade et. Ben çocuklarımı 15 aydır göremiyorum. Bir, ikincisi küçük çocuğumu... Göremiyorsun da çocuklarını seven baba eder, ne yapar, ne eder gider görür. Çocuklar yetişkin, zincire de vurmadım, kapıları da kilitlemedim. Çocuğun okulunu da biliyorsun, çocuğunun yerini de biliyorsun. Sen gerçekten çocuklarını sevsen her türlü ulaşır onlara, onları sevdiğini söylersin. Çocuklarına niye konuşamıyorsun biliyor musun? Anneler onlarına kötülediğin için çocukları senden konuşmak istemiyor artık. Telefon açıyorsun, çocuklarına annelerini kötülüyorsun ya. Bir dakika İsa abi, bir dakika. Selim Hanım merhabalar. Didem Arslan Yılmaz ben, nasılsınız? Şu anda çok öfkelendim. Bu biliyorum. Duruma, bu adamın bu duruma düşmesi yani artık beni içlerden çıkarıyor. Ya. Ay bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bu duruma düşmesi deyince ben de çok üzülüyorum. Biz bu programları sizin için yapıyoruz. Niye böyle düşünüyorsunuz? Kurban olayım ablacığım. Tamam aşkım benim. Bir yetişkin insan oturup konuşur değil mi? Konuşur. Ama bazen aşkım benim. Bak bazen bir ümit varsa oraya çıkılır. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bazı şeyleri halledemezse insan gazetecilerden yardım alır, danışanlardan yardım alır, doktorlara gider, hekimlere gider. İsa Bey de bizden yardım alma ihtiyacı duymuş. Ben size bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim, lafınızı bölüyorum. Tabii Sevimciğim. İşe gidiyorum çünkü işimin kapısının önündeyim. Tamam. Ben bir nedenden hastanede yatarken, bak bu durumu söyleyeyim, hastaneye beni götürdü, ambulansla hastaneye gittik. Hayatına son vermeye mi kalktın, anlamadım. Evet, ben hastaneye gittim, beni hastaneye yatırıp gelip valizini toplayıp köye giden adam, boşanma kağıdını oraya yazıp beni hastane, insan düşmanını bile hastanede bırakmaz ya. Bırakmaz tabii ki. Düşmanım olsa bu kadın bana muhtaç der. Hastanede bırakıp koşa koşa valizini hazırlayıp... Seviyorum diyordu valizini, o kadar ya. Konuşuyorsun. Ve valizini de, bak valizini de size yemin ediyorum, insan evde bir tane bir şeyini unutur. Bir tane bir şeyini unutmamış, yazlığını, kışlığını, botunu, ayakkabısını, her şeyini valizlere doldurduğu gibi köye gitmiş. Selfie yapmış, otobüsün içinden bana çekmişti, atmış, ben aha gidiyorum. Git bacınla bol bol çay iç. Şimdi, bunları yapan adam çıkmış oraya, beni sevdiğini söyleyemez ya. Şimdi beni dinler misin? Beni dinler misin? Tam konuşuyorsunuz. Ya ben orada hastayım ve benim yanıma kimseyi sokmuyorlar.
şeye girebilir miyim? Söze girebilir miyim? Sevim Hanım, Sevim Hanım, Sevim Hanım bize şu...